Gençler Birliği 2019-2020 sezonunu İlhancı Avcan tesislerinde açtı. Bu sezon antrenmanına yeni transferler katılmadı. 14 oyuncunun katıldığı antrenmanın röportajları öncesi ve sonrasıyla şimdi sizlerle. Hayırlı olsun başkanım. Sağ olun. Hayırlı olsun. Bugün gazeteci arkadaşlarla birlikte hep beraber bir kere hoş geldiniz diyorum. Sezonu birlikte beraber açıyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki vermiş olduğumuz sözü geçen yıl tuttuk, düştük ve aynı lige vermiş olduğumuz sözü yerine getirerek layık olduğumuz yere birlikte geldik. İnşallah bu sonuçta inşallah her zamanki gibi Gençler Birliği'nin daha önceki senelerde olduğu gibi korkulu Ankara'ya gelen deplasman takımın korkulu rüyası olacak bir takım oluşturmak hedefimiz, amacımız. Transferlerimize başladık. Şu ana kadar 4 tane yabancı oyuncuyla anlaştık. Altyapımız her zaman bizim en önem verdiğimiz önemli bir yer. Buradan da tabii ki mevcut altyapımızda olan çocuklarımız şu anda kadromuza ilave ettik. Onlar da sezonu birlikte açıyoruz arkadaşlarla. İki dönem halinde bir kamp dönemimiz olacak. Ayın 7'sine kadar buradayız tesislerimizde. Daha sonra Erzurum'a gideceğiz. Daha sonra da Bolu'da ikinci kamp dönemini devam ettireceğiz. İnşallah bu yeni transferlerimizle daha görüştüğümüz oyuncular var. Mukarresi biten oyuncular var tabii karşı tarafta görüştüğümüz kişiler. İnşallah onları da anlaşabilirsek o arkadaşları da renklerimize bağlamak istiyoruz. İyi bir takım kurmak amacımız. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Hep birlikte cami olarak bunun sözünü verdik. Kolay değil tabii ki tekrar birinci lige çıkmak. Ama biz bunu bir yıl içerisinde yerine getirdik. Bunun onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah tekrar aynı yerlere düşmeyiz. Kalıcı bir takım yaparız diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya öncelikle sezon bütün takımlarımıza hayırlı olsun. Bize de hayırlı olsun. İnşallah sakatlık olmadan güzel bir sezon olur camiamız için. Bu camiye geldiğimiz için mutluyum. Bildiğim bir camia. Daha önce de bunu söylemiştim. Biz geçen sezon güzel işler yaptık ikinci devre Ankara Gücü'ne. Bu güzellikleri bir yenisini ekleyerek burada da bir lige giriş yapmak istiyoruz. Bugün itibaren de çalışmalarımıza başladık. Bir 6-7 gün bir Ankara'da çalışıp sonrasında birinci etap için Erzurum'a gideceğiz. Daha sonra kamp yerimizi ona göre yurt dışı da olabilir. Ona göre planlarımızı yapacağız. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız var. Takip ettiğimiz arkadaşlarımız var. Görüştüğümüz arkadaşlar var. Yani iyi bir Gençler Birliği yaratacağız. İlk geldiğimde de söylemiştim. İsmimiz gibi Gençler Birliği, genç bir takım kuracağız. Dinamik bir takım kuracağız. Yaş ortalamamızı düşüreceğiz. Yani iyi bir karma yaparak, ligede iyi bir giriş yaparak Gençler Birliği'ne 1923'te kurulmuş bir camiayı iyi yerlere getirmek için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Ben burada da başkanımıza ve yönetim kurulumuza tekrar teşekkür ediyorum. Bize bu görevi verdiği için. Transferler istediğiniz şekilde ilerliyor mu? Kesinlikle öyle oluyor. Çünkü biz oturuyoruz. Başkanımız, genel menajerimiz, transfer komitesindeki arkadaşlarımız ve kulübün skuatlarından iç içe girip benim de belirlediğim, verdiğim isimler. Yani hepsinin üzerine çalışıyoruz. Bize gidecek en iyi oyuncu hangisiyse onun üstüne yoğunlaşıyoruz. Yani bitirdiğimiz oyuncular da var, görüştüğümüz oyuncular da var. Yani şu anda her şey iyi gidiyor. Ben bundan dolayı da başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bizim başkanımız da inanın her gün kulübe gelip bu oyuncuları kendisi de izliyor. Ben de çağırıyorum. O da bizi kırmadan geliyor. Çünkü doğru yapmamız lazım. Geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamak istemiyoruz. Hep iyi işler yapmak istiyoruz. Bunda da başkanımız bizi kırmıyor, geliyor. Beraber karar verip ona göre transferlerimizi yürütüyoruz. Ben teşekkür ederim.
Tahir ile birlikteyiz. Ta bu sene formayı vermez artık diyorlar. Hedefim o zaten de ilk iki maç cezalıyız. O biraz sıkıntı. Tabii mücadelemizi yapacağız. Bilmeyenler için bu cezanın nedeni neydi? Sen bir onu anlatsan. Son dakika araya biraz top gelince öyle, evet, oldu. Kötü oldu ama önemli olan burada olmak, bu camiada olmak. Doğduğum büyüdüğüm bir camia. Hak ettiğimiz bir lige çıktık. Burada güzel heyecanlar yaşayıp lige güzel bir katkı sağlamak istiyoruz. Hocamız Mustafa Hoca geldi. Hacettepe'de beraber çalışmıştık zaten. Güzel hoca. Ankara Gücü'nde de çok güzel işler yaptı. Burada da güzel işler yapacağına gönülden inanıyorum. Lige güzel bir heyecan getireceğimizi düşünüyorum. Yani yeteneklerinden daha çok o dönem sen de iyi biliyorsun. İşte İrfan'ın, Ahmet Oğuz'un, evet, Uğur'un falan çıktığı, evet, jenerasyon Mustafa Hoca ile çıkmıştı. Tabii üçüncü ligde şampiyon olmuştuk. İkinci lige çıktığımızda Mustafa Hoca buraya 5 kişi getirmişti. Evet. İrfan Can vardı, Berat Tosun vardı, Haliba vardı, Ahmet Oğuz vardı. Ve bunların 3'ü 4'ü çok iyi yerlere geldi. Çalık vardı, Çalık'ın arkasında çok durmuştu. Evet. Yani camiayı bilen bir hoca ile çalışıyoruz. Bu sene de ona yönelik duracağını gösteriyor da. Kulüp için çok güzel bir şey aslında. Yani ümit de veriyordur mutlaka. Veriyor. Veriyor. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Hazır hissediyor musun? Yani bu sene gerçekten benim için önemli bir sene artık. Yaş da biraz geldi işin gerçeği. Uzun süredir forma bulamıyordum. Bu sene biraz kale zorlu geçecek gibi düşünüyorum. Kendi açımda. Neyse onları söylemeyeyim. Yeni transferlerle ilgili çok da yorum yapmayayım ama Gençler Birliği taraftarı da artık senin kalede görmek istiyor. Cami, İnşallah istediğin yerlerde olur. İnşallah. Camiyi de çok seviyorum. Onlar da beni sevdiğine güveniyorum. İnşallah yüzlerini bu sene kara çıkartmayacağım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Berat, geçen sezon harika bir performans gösterdin. Aslında biz bekliyorduk Berat formayı kaptığı anda sahada kendini gösterecektir diye. Hiç yanıltmadın bizi. Taraftarı da yanıltmadın. Şimdi yeni bir sezon, yeni bir lig. Yeni bir hoca diyelim ama bildiğim bir hoca aslında. Evet. Neler hissediyorsun? Bir de birçok Hacettepe'den arkadaşın da buraya geldi. En azından kamp için geldi. Hangileri başarılı olacak göreceğiz. Neler hissediyorsun? Geçen seneden başlayacak olursak, evet, geçen sene şampiyon olarak bitirdik ve bu şampiyonlukta ben de katkı verenlerden biriyim. Tüm takım arkadaşlarım olsun, abilerim olsun çok büyük çabalar sarf ettiler, emekler harcadılar ama ben de çok güzel bir katkı verdiğimi düşünüyorum ve bunun için çok mutluyum. 20 yaşında altyapısından yetiştiğim kulüple şampiyonluk yaşadım. Bu herkese nasip, bunun herkese nasip olacağını düşünmüyorum ve bunun için şükürler olsun. Gençler Birliği'mize ait olduğu yere getirdik. Sezon başında Kupa Cennet'te demiştik ve rahmetli başkanımız İlhan Cavcav'ı tekrar burada anıyorum. Kupamızı ona götürdük. Ona layık olmaya çalışıyoruz. Bu seneye gelecek olursak da evet, yeni bir hocamız geldi, Mustafa Kaptan. Beni Hacettepe'ye çıkaran ve ilk milli takıma gönderen hocam. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ankara Gücü'nde güzel bir sezon geçirdi geçen sezon. Umarım burada da istediği işleri yapacak, güzel galibiyetler ve başarılar alacak. Evet, altyapıya önem veren bir hoca. U21'den olsun, Hacettepe'den olsun birçok arkadaşımızı da çağırdı. Umarım hepsi başarılı olur. Onlar da burada kalıcı olmayı sağlar. Şimdi Selçuk'la çok iyi bir ikiliydiniz aslında oynadığınızda. Ayrıldığını duyduğunda neler hissettin? Ben onu merak ediyorum. Çünkü bir manada abin gibiydi gibi görüyordum. Sağdaki davranışlarıyla, seni yönlendirmesiyle falan. Neler hissettin? Ya, Selçuk'un ayrılması. İlk o haberi aldığımda aradım zaten direkt onu. Berat, böyle böyle bir olay oldu dedi. Yönetim böyle bir karar almış dedi. Çok üzüldüğümü dile getirdim. Saha içinde abim, sağ dışında babam olarak görüyordum ben kendisini. Çünkü kariyerine bakacak olursak müthiş bir kariyere sahip. Fenerbahçe'de oynamış, Göztepe'de başarı sağlamış, yurt dışında oynamış. Saha içinde oynadığımdan daha çok oynamadığımda ondan daha çok şey öğrendim. Çünkü sürekli onu izliyorsun. Ne yapıyor, nereye gidiyor, nasıl hareket ediyor. Ve geçen Instagram'da bir hikaye paylaşmıştı. Böyle merdivenleri koymuş. Hala çalışıyor. 38 yaşında, 39'a girecek ama hala çalışıyor. Dedim abi artık bırakma zamanı gelmedi mi? Dedi ki Berat, benden ne zaman daha çok koşarsın o zaman bırakırım dedi. Buradan da ne kadar profesyonel bir insan olduğunu anlıyoruz. Umarım ben de onun gittiği yoldan gitme şansı bulurum. İnşallah. Çok İnşallah. Güzel bir örnek seçmişsin kendine. Kişisel olarak kariyerinde neler hedefliyorsun? Şimdi Mert'in ismi Avrupa'yla anılmaya başladı. Evet, bize evet. Gurur veriyor. Senin kişisel olarak bir hedefin var mı bu konuda? Evet. Mert Çetin benim can kardeşim. Aynı odayı paylaştık geçen yıl. Bu sene de öyle olacak. Onun Avrupa'ya gitmesini, orada Gençler Birliği Kulübü'nü gerektiğinde A milli formayı terletmesini ben de çok isterim.
Kendi hedeflerime gelecek olsak, geçen sene aldığım formayı bu sene bırakmaya hiç niyetim yok. Güzel bir kamp süreci geçirip Mustafa Hocam'la birlikte bu sezon formayı alıp kimseye bırakmak gibi bir niyetim yok. İlk hedefim Gençler Birliği Kulübü'ne en güzel hizmeti verebilmek. Sonra büyüklerimiz nasıl karar verirse öyle olur. Çok teşekkürler. Rica ediyorum abi.